Denizcan, Evlakcan, Komşucan. Ne yapıyorsun bakayım? Canım sıkıyor. Ne oldu be? Ya yok, yok bir şey abla, yok bir şey. Bana bak. Bende çikolata var. Her derde, kırgınlığa, umutsuzluğa, depresyona birebir. Vereyim mi? Senin derdin bayağı çikolatanın boyunu aşmış durumda, öyle mi? Ha? Tamam, peki. O zaman anlat bakalım Fahriye ablana. Ben sana bir deva bulurum. Yani kendime bir devam yok ama sana bulurum. Dinliyorum, anlat. Ya adam evden çıkmaz. Bütün gün uyur diyorum. Yine de deli oluyorlar. Aman ne kadar gizemli deyip ayılıp bayılıyorlar. Aklım almıyor ya. Ne? Aynaya bakıyorum. Tipim de fena değil. Ya ben nerede yanlış yapıyorum Fahriye abla? Evet, zor bir soru ama yerinde bir soru tabii. Ve bu sorunun cevabı bende var. Hadi ya, biliyor musun sahi? Ya kızlarla aramı düzeltmek için gereken sözcükleri fısılda bana Fahriye abla. Kızlar benden neden kaçıyor ya? Deniz, senin aradığın sözcük gizem. Bu memlekette gizem öküzü olmayana kızımız yok. Gizem öküzü mü? Gizem öküzü. Gizem öküzü bilmiyor musun? Şöyle anlatayım. Şimdi bu adam modelleri yurdum kızlarını tavlamak için bir role bürünüyorlar. Böyle uzaklara, ufuk çizgisine doğru buğulu buğulu bakıyorlar. Bağırlarını böyle bıngıldak bıngıldak açıyorlar. Ve sanki derin bir sırları varmışçasına, derinsel acılar çekmişçesine ben felayın çemberinden geçtim gibilerinden. Yalnız kovboy misali takılıyorlar. İşte senin Deniz. Derin sırların varmış gibi takılman lazım. Derin acıların varmış gibi davranacaksın. Öyle takılacaksın ki yurdum kızlarını tavlayacaksın. Hadi ya. Ya. Evet, evet fena bir başlangıç değil. Tamam çocuğum. Dur evladım dur. Neyse beni dinle. Sen. Ben. Bizim memleketteki kızların kaç gizem öküzüne kurban ettiğimizi biliyor musun? Bunlar evleniyorlar, arklanıyorlar, tamam mı? Ondan sonra bu adamla çoraplarını bele bele ortalara atıyor. Göbüşler böyle diye kaşıyorlar ve üstüne hanım çay falan diyorlar. Ne oluyor? Gizem puf yok. Geriye ne kaldı? Öküz! Bravo, aferin. Kaptın sen ya. Akıllı çocuksun, kaptın hemen. Neyse, konu bu değil. Yani bizim yurdum kızlarının kafası biraz parçalı bulutlu, anlayacağın. Sen, senin iyi yüreğinin farkında olan, senin güzel yüreğini fark edecek bir kızla birlikte olmalısın. Yani Mazhar abi de aslında öküz. Değil çocuğum. Değil yavrum. Yanlış mı anladın sen her şeyi? Değil. Yani o azınlıkta olan iyilerden biri ve bir takım insanlar onu taklit etmeye çalışıyor. Ya sen şimdi bırak A'yı B'yi C'yi ya. Sen kendine bak. Seni olduğu gibi kabul edecek bir kızla birlikte olacaksın sen. Yani tabii o kız buralarda bir yerdeyse olacağım. Dert etme. Seni. Şapşal çocuk ya. Tamam hadi çalış.